4 yıl önce 4 kovanla arıcılığa başlayan Hafize Hanım şimdi 35 kovanla bu mesleği profesyonel olarak sürdürüyor. Ben arıcılık öncesinde sağlık sektöründe çalışıyordum, yardımcı personel olarak. Daha sonra doğum sonuna birlikte bu işi bıraktım ve arıcılığa başladım. Arıcılığa başladıktan sonra Büyükşehir'in desteklerini öğrendim. Sağ olsun Büyükşehir'den de destekleri aldım. Şimdi burada doğal organik arı ürünlerini üretmeye çalışıyorum. Ne üretiyorum? Başta tabii ki bal, propolis, polen, apilernil. Nasipse bu ay sonunda arı zehri eğitimine katılacağım. Düzce Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu. Bir dahaki yıl daha çok arı zehri ve apilernil üretimi olacak. Çünkü ülkemizin baldan daha çok kıymetli diğer arı ürünlerine ihtiyaçları var. Daha önce böyle bir arıcılıkla hiçbir geçmişim yoktu. Ne yapabilirim? Evime nasıl bir katkıda bulunabilirim? Nasıl sağlıklı ürünler üretebilirim? Konusuna girdiğimde kendi evimize sağlıklı arı ürünlerini nasıl getirebilirim de aslında başladı iş. Çok şükür ki adımı attıktan sonra Ege Üniversitesi'nden sağ olsun hocalarım çok desteklerde bulundular. Ben hangi kapıya gittiysem hepsi tek tek benimle ilgilendiler ve bana nasıl yardım yollarını açtılar. Onların sayesinde arı ürünlerini üretmesini öğrendim. Hiç daha önce yani arı çıtasını kaldırmamış ben. Şimdi arıların içindeyim. Bilmediğimiz bir hayvanla çalışıyoruz ve biliyorsunuz arı sahibini tanımıyor. Çok fazla sokuyordu. Halbuki bu sokmaların da şifa olduğunu öğrendikten sonra daha çok bu işe sarıldım. Eşleri destek veriyorsa kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ben mevcut arıcılara seslenmek istiyorum buradan. Mevcut arıcıların eşlerine destekte bulunmalı ki daha kaliteli ürünler çıksın. Mesela eğitimlere gittiğimde birçok insan erkek olarak katılıyor ve ben bayan olarak ben yapıyorum dediğimde başta inanmıyorlar. Tabii sonra beni tanıdıkça inanıyorlar. Bundan sonraki hedef arının daha kaliteli olan ürünlerini üretmek, daha doğal, organik şekilde üretmek. Hedeflerde ne var? Tabii ki organik arıcılık belgelerini almak. Zaten doğal yapıyoruz. Bunu da belgelendirmek gerekiyor. Ürünler olarak biz bir kısım ürettik zaten geçen yıl apilernil. Bu yıl biraz daha ürettik apilernili. İnşallah seneye daha fazla arı zehri girecek ürünlerimizin içine. Böyle. Yani Evet. Ne yapıyorsun anneyle gelip? Arılar hangi ürünleri üretiyor? Bal, propolis, apilernil, Polen. polen, Arı ekmeği. el ekmeği. Korkuyor musun arılardan? Korkmuyorum birazcık. Yok yok yapma öyle yapma öyle. Öyle yaparsan daha çok hırçınlanır o. Rüzgarlı olması sıkıntı mı? Tabii rüzgarlı havada. Arı kovanlarından yalnızca bal değil, bal sirkesi, diş macunu ve sabun da üretildi.